Arkadaşlar bugün sizlere Pentago oyununu anlatacağım. Pentago ile iki kişilik oynanan bir oyun. Oyuna siyahlar başlar. Oyundaki amacımız 5 tane taşı yatay, dikey ya da çapraz yan yana getirebilmek. 5, 6 yani fark etmiyor ama 4 taş yan yana gelince kazanamıyoruz. Oyunda amacımız şudur. 5 tane taşı getirdikten sonra oyunu kazanıyoruz. Oyunu şu şekilde oynuyoruz. Bir tane taş koyduktan sonra herhangi birini ama boş olmamak şartıyla 90 derece çeviriyoruz. Arkadaşlar oyunun arkası şu şekilde bakın şurası şöyle dönebiliyor. 90 derece çeviriyoruz. Oyunu kazanma kısmı ise şu şekilde oluyor. Atıyorum ben siyahım siyah koydum çevirdim 5'te oldu. Aynı zamanda beyaz da 5'te oldu. O durumda ilk taşını koyup çevirten kazanıyor. Ama diyelim ki ben siyahım çevirdim, beyazım beşli yaptım. Benimki beşli olmadı. Bu sefer oyunu beyaz kazanmış oluyor. Herhangi birisi beşli yapamazsa oyun berabere bitmiş oluyor. Genelde turnuvalarda 3 tur şeklinde yapılıyor. Kazanan 1 puan alıyor. Kaybeden 0 puan, beraberlikte yarım puan alıyorsun. İsterseniz oyuna başlayalım. Oynarken size bazı taktikleri ve stratejileri de gösteririm. Başlayalım. Siyah başladı. Siyah başladı. Bir tane çeviriyor. Beyaz koyuyor. Herhangi birini çevirebilir. Kendisini de çevirebilir. Koydu. Ben gelişi güzel arkadaşlar koyuyorum. Siyah koyacak. Şöyle. Boş bakın. Boşunu çeviremiyoruz. Beyaz koydu. Çevirsin kendininkini. Siyah koydu. Hızlı hızlı oynuyorum. Beyaz koydu. Gelişi güzel hiç bakmadan oynayacağım. Siyah koysun. Mesela şöyle yapsın. Bakalım denk gelecek mi? Geçmedi. Beyaz koysun. Beyaz şunu çevirsin. İstediğini çevirebilir. Bu biraz zor oluyor. Siyah koydu. Mesela şöyle yaptı. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi beyaz koysun. Beyaz buraya koysun. Sonra şunu çevirsin. Siyah koysun. Neyi çevirsin? Şunu çevirsin. Şimdi beyaz koysun. Şunu çevirsin. Siyah koysun. Şunu çevirsin. 90 derece yönde çeviriyoruz. Beyaz koysun. Şöyle. Şunu çevirsin. Sonra siyah koysun. Mesela burayı beşli yapmasını engellemek için. Bunu çevirsin. Şimdi beyazda mı? 2, 4, 3, 5, 7, 3, 6, 8, evet beyazda. Bakın beyaz şurayı beşli yapabilseydi mesela oyunu kazanırdı diye şöyle yapalım. Beyaz koydu. Beyaz ne yapsın? Şunu şöyle çevirsin. Bir sonraki hamlede şöyle getirirse oyunu kazanacak çünkü. Siyah koysun. Bakın arkadaşlar şimdi siyah koydu ve çevirecek. Bakın beyaz bir sonraki hamlede kazanır. Şu anda altılı oldu. Yani oyunumuzun kazanma aşamasında beşli ya da altılı olması önemli değil. Beşten fazla yapan kazanıyor. Eğer bir sonraki hamlede beyaz şunu çevirseydi beyaz kazanıyordu. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde turnuvalarda dediğim gibi kazanan 1 puan alıyor, kaybeden puan alamıyor. Beraberlik durumunda ise yarım puan oluyor. Siz de oyunumuzu lütfen beğenmeyi ve eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.